Vardı mektep. Yani o artık gelen elektrik hattıyla fazla ilgili bir sıkıntı vardı. Hemen gelip müdahale ediyorsun. Tamam. Bununla ilgili şey sıkıntı olursa. Şimdi sürücü hata olursa bizi arıyorsunuz. İçeride 3 tane sürücü var. Gördüm. 3 tane sürücü var. Onunla ilgili çünkü bize oradaki hata kodunu söylüyorsunuz. Biz ne olduğunu söylüyoruz. Yapabilecek şey varsa yapabiliyoruz. Yapamayacaksak yeni öğretmenimiz. Onun 3 tane kablosu var zaten. Hemen değiştiriyorsun. Olay bitiyor. Bir de şey. Sürücü hatası mesela hatam verdi. Reset yapabilirsin. Reset yapıp tekrar içini açalım. Reset tuşu var orada. Hani tekrar resetleyebilirsiniz. Eğer yine de düzelmiyorsa. Şurada reset tuşu var. Aç kapatma tuşu. Kayıp mı gerçekten var acaba? Ama baktığın yine düzelmiyor. Üzerinde bir hata kodu veriyor. O hata kodunu bize bildirirsiniz. Termik hata dersin. Termik hata bunlardır. Sen hemen bazen sıkıştırmadan dolayı atabiliyor. Motor sıkıştı bilmem ne yapıyor. Onu hemen aç kapa yaparsınız. Ona bakarsın önce sürücü hatalarında. Bunu kapatalım. Şimdi bant. Bantı çalıştırdım, çalışmaz. Neden? Çünkü bant ileri ve geri tuşu var ayrıca. Şu an bant hazır ama çalışmıyor. Mesela bantı çalıştırdım, ileri. Arkada bir hata oldu ya da alıyı bir daha yıkamak istiyorsan ortaya getirdin, durdurdun, tekrar geri alabiliyorsun. Şu da sürücünün hızı ayarı. Mesela çalıştırayım. Şimdi bunu hızlı demirde de yıkayabilirsin. Çok düşük devirde de yıkayabilirsin. Şimdi normalde bunu şöyle söyleyeyim. Evet. Şurada görüyorsunuz. Mesela bak. Yani şurada görüyor musun bak. Tam buradan aşağı düşürme. 10-15 devirde bantı baskılı yapacağı için bantı daha da zorlar. Motora daha yük verebilir. Yani mümkün olunca onu hiç olmazsa onun altına hiç düşmeyin. Yani normal bunun minimumu 15 derecedir. Şey 15'tir. Hızı ayarı. Gel. Şuradan uzak, tamam. Şuradan uzak. Araba sağ sola gider. Araba sağ sola giderken şurada aşağı ve yukarı tut var. Arabayı mesela şu an yukarı kaldırıyorum. Bak şimdi halının şeyine göre ayarlıyorum. Aşağı indirebilirim. Ayarlar aşağı iner. Onu halıyı verirken göreceğiz. Tamam mı? Şimdi biz fırçadan aşağıya. Tabii. Fırçadan in. Evet. Mesela bunu da belli bir yere kadar kaldırıyorsun. Belli bir yerden sonra şey var. Mesela yanlışlıkla parmağın takımı kaldı. Bilmem ne oldu. 10 santim. Yani şuradan 10 santim falan kalkacak. Anladım. Çok fazla kaldırmayacaksın. Evet. Yoksa patlatırsın bunları. Patlar. Biz bu şeyi de çalıştırıyoruz. Etrafında dönüyor. Tamam mı? Rulo fırça dediğimiz ortadaki. Ortadaki bak iki tarafı da elle manuel kendine ayarlayabiliyorsun. Aşağı ve yukarı. Şu an ben 5 santim ayarladım. O fırt halının kalınlığına, inceliğine göre ayarlanabilir. Kendin manuel. Aşağı iki taraflı. Hani orası 5 santimse orası da 5 santim olacak. Artı ona baskı yapmıyorsun. Onun amacı hemen üzerindeki kılı, tüyü hava almak içindir. Yani bunun gibi baskı yapmayacaksın ona. O sadece üzerine dokunması yeterli. Yani böyle dediğim sistem bu. Gelberi çalıştık. Tamam mı? Şimdi gelberi hangisi? Arkadaki. O arkadaki sağ sola seyirci dediğimiz hani. Şimdi suyu buraya bağlamadık. Çünkü senin suyun iyi. Bulgusu yetmez sana zaten. Ama lazım olsun. Şimdi deterjanı bağladık buraya. Deterjanı çalıştırdığın zaman kendisi belli aralıklarla atıp bırakacak. Onu istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Biliyorsunuz. Şimdi suyu da göstereyim sana.